Neden TürkNet'le oldum? Şimdi arkadaşlar, yayıncılığa ben bir şekilde başladım. Yayıncılıktan önce YouTube'da kanalda içerik üretiyordum. Montaj falan, render süreleri, uploadlar. Ortalama uploadumuz bizim böyle o dönem böyle 1,5-2 saat falan sürüyordu. Yani bilgisayara upload'u koyup kaçtığımız bir dönem vardı. Sonra yayıncılığa girdik. Yayıncılığa girdikten sonra bir de ben çok anlamıyorum bu bitrate'ler bilmem neler falan filan. Yalnız yayıncılık döneminde şunu çektim. Hatta bunu söylemem lazım. Şu an hala benim evimde 4 tane farklı internet sağlayıcısından internet var. Bulunduğum mahalle itibariyle aslında Kadıköy'de oturuyorum. Kadıköy'e baktığın zaman hani dersin ki böyle ferah bir yer ama işte eski binalar ya eski apartmanlar çok olduğu için herkes kafasına göre farklı bir şekilde bir internet hizmeti sunuyor. TürkNet'i yani aslında şöyle yaptım. Piyasadaki bütün internetleri aldım. TürkNet'ten memnun kaldım gibi bir durum yaşandı bir yerden sonra. Bu sene de TürkNet'te hizmet almaya başladığımda Gigafiber diye bir paketleri var. Ona geçtik. Evimde şimdi 1000'lik internet var. Allah herkese nasip etsin. Müthiş bir şey. Yani videoyu sürükleyip bırakıyorum. Hemen upload oluyor. Processing'e geçiyor. YouTube'da böyle bir şey görüyoruz. Yayın platformlarına kaldıramayacakları miktarda bitrate falan vermeye başladım. Ha bu Gigafiber bütün kullanıcılara uygun mu diye düşündüğümde aslında bence fiyat olarak uygun. Kafaya mantıklı geliyor. Ama her yerde yok. Yani o yüzden bilhassa 40 yaşın altındaki arkadaşlar, üniversite için bilmem ne için bir yerlere taşınacaksanız altyapınıza göre taşının. Hayat kaliteniz artacak gerçekten. Şu ana kadar ben hani böyle bütün internet servis sağlayıcılarından bir şekilde hizmet satın alarak en idealini bulmaya çalıştım diye. Gerçekten böyle hakikaten suyu arayan adam gibi internet aradığım bir dönem olmuştu ve o dönem şeyi çok görüyorsun. Herkesin sözleşmesi farklı, sunduğu hizmet farklı yani şeyi de anlıyorsun. Bütün internet servis sağlayıcıları farklı bir şekilde bir oyun tabiriyle konuşacağım ama bir monetization stratejisi kurmuşlar. Bir de son zamanlarda böyle kablosuz tabir edebileceğim internet paketleri çok çıkmaya başladı sağda solda. Bir dönem onlardan bayağı iyi hizmet aldım. Onlar ama böyle networkleri çok kafalarına göre çalışıyor. Rüzgara, yağmura göre çalışan bir networkleri var. TürkNet'e geçtim şey beni çok rahat ettirdi. Tek paket var işte alıyorsun onu. Fiyat da belli. Okeysin. Yani böyle birileri seni arayıp kafanı bulandırarak sana taahhütlü tuhaf hizmetler satmaya çalışmıyor. Ya da birisi seni arayıp ya kardeş sen hazır bizim sistemimize tuzağa düşmüşsün biz sana bir de bunun plusını verek mi? Sigorta yapak mı brom? Efendim işte ne bileyim televizyon hizmeti de ekledi bizim müdürün oğlu rica etti. Televizyon da satak mı sana kardeşim? Lan ben televizyon ne alaka internet alıyorum sizden. Yok yok abi sen bunu da al bizden falan. Yani böyle çağrı merkezleri abik kubik muhabbetler yaşıyorsunuz bu işin dahilinde. Niye bilmiyorum yani bizim ülkedeki internet servis sağlayıcıları interneti düzgün veremiyorlar. Ama internet dışında her türlü yan hizmete vermeye bayılıyorlar. Ya sen bana bir internet ver ben geri kalanı zaten izleyeceğim. TürkNet'i ben bu açıdan takdir ediyorum. Sitesine girdiğinde sana televizyon aboneliği falan satmaya çalışmıyor anladın mı? Avir gibi şeyler satmaya çalışmıyor. İnternet var internet var eyvallah aldım çıktım temiz. Ya şöyle avantajlar da oluyor. İşte bir altyapıda girdin sen sisteme. Atıyorum mesela ben de dedim ya uzun bir süre ADSL altyapısı kullanıyordum. Sonra fiber çektiler. Mahalleye fibere geçtik şimdi. Ben mesela çok kompetitif oyun oynayan birisi değilim. Yani Civilization oynuyorum. Civilization'da gecikme olsa ne olur olmasa ne olur. Zaten beni çok etkilemiyor. Ama şey dünyasında da benim hani chat'teki kullanıcılar falan onu söylüyor yani benim komünitemdeki insanlar. Hani ping değerlerini daha iyi alıyoruz diyorlar. İşte marka ismi söyleyebiliyorum bilmiyorum ama çıktı şimdi mesela online'dan oyun oynuyor insanlar streaming servisleri üzerinden. Orada daha iyi data aldıklarını söylüyorlar. Onları takip edersiniz zaten forumlarda falan daha çok konuşuyor. TürkNet bir de bizi şımarttı arkadaşlar. Sınırsız internet verdiler bize sponsor olduklarından beri. Şimdi benim önümde kağıt var bir tane ben burada size bunu söyleyemiyorum. Diyor ki burada sınırsız internet. Meğer ben zannediyorum ki yayıncı olarak bize sınırsız internet sunuyorlar zannediyordum. Bunlar herkese sınırsız internet sunuyorlarmış. Böyle de bir şey varmış. İnsanlar nasıl TürkNet'e geçebilir? TürkNet'e giriyorsun. Altyapını sorgulatıyorsun. Bir adresini giriyorsun. Artık senin altyapına ne kablo denk geliyorsa ona göre bir internet hizmeti sana sunuyorlar. Yani aslında senin altyapın işte orada belki birazcık uğraşıp şeyi bulmaya çalışabilirsiniz. TürkNet'in %100 kendi altyapısının olduğu yerler var. %100 kendi altyapısının olmadığı yerler var. Onlara bir bakacaksınız. Çünkü benim de chatte falan gençler şey söylüyorlar. Yani bazıları aşırı memnun, bazıları o kadar memnun değil. İnternet hizmet sağlayıcılarda böyle bir durum olabiliyor. Yani şeyi bulmaya çalışın. TürkNet'in kendi altyapısıyla hizmet sunduğu bir yerdeyseniz bir şekilde çok güzel bir hizmet almaya başlıyorsunuz. O yüzden önce altyapınızı sorgulatın. Ondan sonra bakın bakalım TürkNet orada size neyi sağlıyor. Ya yine bir tane internet paketi var sitede de yine öyle şeye düşmüyorsun yani. İşte bunun 3 tane oradan geldi de bu nereye gitti oradan alırsak falan diye şeylere düşmüyorsun. Aldığın internet kendi altyapındaki en yükseğini vermeye çalışıyorlar. Arkadaşlar TürkNet'in sitesinde bir de sponsor olan yayıncılar özel sayfalar açılmaya başladı. Benim de TürkNet'in sitesinde artık bana özel bir sayfam var. Oradan girip türlü türlü detayları görebilir. Benim muhtemelen kollarımı kavuşturdum çünkü çok seviyorum fotoğraf çekmeyi. Bir tane fotoğrafım olur. Onun yanında detayları da görürsünüz. Oradan da bakın artık neler oluyormuş neler yaşanıyormuş.